Egemen, ne olur yeter artık ya. Çıkın dışarı. Çıkın. En kıymetli şeyi elimden aldın dediğin Selin'di, değil mi? Evet. Selin'di. Sen görmeden tanıdım ben onu. Senden önce sevdim. Sen gelip benden çaldın onu. Seviyorum lan. Üstelik karşılıksız da değil. Sen abinin peşinde koşarken ben Selin'leydim. Bir gün beni sevebileceğini söyledi. Hem de gözlerimin içine bakarak. Ne diyorsun lan sen? Açın şu kapıyı. Açın kapıyı dedim. Siz? Sen karışma hoca. Kendinize gelin. Burası okul, ben de öğretmenim. Şu hale bak. Ne hale getirmişsiniz kütüphaneyi? Okul mu cephe mi belli değil. Ne alıp veremediğiniz var yine. Seni ilgilendirmez hoca. İlgilendirir. Benim yapmaya çalıştığımı, arkadaşlarınızın emek verdiklerini yıkıyorsanız ilgilendirir. Evet tamam. Arkadaşlarımdan özür dilerim. Ama burası Dar Saadet Hoca. Burada evler yıkılır, yuvalar yıkılır, hayaller yıkılır, umutlar yıkılır, güven yıkılır. Her şey yıkılır. Ya böyle kabul edeceksin, ya da gideceksin. Kumpasa mı getirdin lan? Söylesene. Ne oldu oğlum? Anlatsana ya. Saldırdı değil mi o ayı? Toplanıp indirelim davul. Hiçbir şey yapmayacağız. İlk defa her şey istediğim gibi gidiyor. Ceyda,
Biraz konuşabilir miyiz? Konuşacaklarımız dün gece bitti Selin. Ceyda lütfen. Selin! Aşkım ne oldu, ne bu halin? Sana bir kere soracağım. Ufa bir gün seni sevebilirim dedin mi? Egemen ben... Dedin mi demedin mi? Dedi. Bana anlattıklarını Egemen'e de anlatsana. Tabii yüzün tutarsa. Konuş Selin. Egemen. Yeter artık Selin, bir şey söyle. Neden bahsediyor Ceyda? Konuşsana. Dedim evet. Ama lütfen bir dinle. Öyle söylemek zorundaydım. Ufuk'un hayatını kurtarmak için. Ama... Ama ne? Ne kurtarmasından bahsediyorsun? Onu kurtarırken beni yaktın Selin. Bizi yaktın. Yine yanlış anladın diyeceksin değil mi? Ama ben yanlış anlamıyorum Selin. Sen yanlış yapıyorsun. Başkasından duymasın, ben söyleyeceğim demiyor muydun? Al işte söyledin. Kızlar, hadi kantine inelim, sakinleşirsiniz biraz. Bir dakika Şule. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Açık konuşsana kızım. Ne oldu prenses? İşler karışınca ders adetli gibi konuşmaya başladın. Ay kızlar neler söylüyorsunuz siz ya? Ay ne kadar ayıp. Ona söyle. Arkadaşın ayıp algısı biraz farklı çalışıyor. Ceyda, kendine gel. Asıl sen kendine gel. İnsanların duyguları senin oyuncağın değil. Baban şımartıp şımartıp seni salmış üstümüze. Biz insan değiliz ya. Küçük hanım duygularımızla oynasın, eğlensin azıcık. Yok öyle dava. Selin'le bu gevşeğin olayı bitmiştir. Yazın bir yere. Ya dua edelim de kıza bir şey yapmasın ya. Bu ayı olayı bu sinirle gider saldırır kıza. Aklı varsa öyle bir şey yapmaz. Onu bu sefer gömelim. Ufuk, Selin geliyor kanka. Tamam kaybol siz. Selin. Ne oldu, niye ağlıyorsun? Bir de soruyor musun hala? Çek şu elini. Selin. Senin yüzünden. Bu hayatta beni mutlu eden tek şeyi kaybettim. Mutlu musun şimdi? Egemen'le konuştunuz değil mi? Bir şey mi yaptı sana? O hiçbir şey yapmadı Ufuk. Sen yaptın. Ya Ufuk, çok üzerine gitme istersen. Kafasını dinlesin biraz. Ne oldu? Niye ağladı? Egemen'le tartıştılar. Selin sana bir şey söylemiş galiba. Egemen de duyunca deliye döndü tabii.
Bence bu sefer kesin bitti. Ayrıldılar. Aga, bak bir şey söyleyeceğim ama kızma. Oğlum Selin öyle bir şey söylememiştir lan. Keşke tam olarak dinleseydin kızı. Söylemiş işte oğlum. İtiraf etti, siz de duydunuz. Neyini dinleyeceğim ben onu? Sülü, siz bir gidin de konuşun kızla. Bu halde eve falan gitmesin. Oturun oturduğunuz yerde. Gidelim mi, kalalım mı? Kimse bir yere gitmeyecek. Aga, bak acele kararlar veriyorsun. Bir sakin ol. Gitsinler bir konuşsunlar kızla, yatıştırsınlar. Ben konuşacağım, konuştum. Bitti artık. Selin falan yok. Nusret baba. Rahatsızlık vermiyor değil mi sana kızım? Yok, estağfurullah. Hoş geldin. Hoş bulduk. Suna, Mehmet seni aradı mı? Konuştunuz mu? Aramadı. Aramaz da zaten. Kızım, Mehmet'e dargınsın biliyorum. Haklısın da. Ama bizim için de bir başkasın son zamanlarda. Yabancı gibisin sanki. Diyemediğim bir şey mi var? Yok baba, ne olsun? Sizinle ne olabilir ki zaten? Ben sizden iyilikten başka bir şey görmedim. Ama Mehmet... Dürüst ol bana kızım. Ne baharsın olursa olsun dürüst ol. Bu yaptığın delikanlılığa sığmadı kanka. Kızcağız zaten manitasıyla tartışmış. Bir de sen üstüne gidiyorsun. Vallahi olmadı yani, bu haberin olsun. Vallahi bence de yani. Hem sen niye karışıyorsun ki? İyice kızıştırdın ortalığı. Size ne oluyor ya? Hepiniz Selin'in avukatı kesildiniz birdenbire. Ya Ceyda'cığım, kız gelmiş sana sırrını söylemiş işte. Sen şimdi kalkıp bunu niye söylüyorsun ki yani? Yanlış anlama Ceyda, ama bu yaptığın hiç hoş değil bence de. Hep o haklı değil mi? Biriniz de neden yaptın diye sormayın zaten. Sizin o melek sandığınız Selin iki yüzlü kızım. Prensesiniz eteğinden ayrılın da etrafınıza bakın biraz. Onun peşinde ezik ezik dolaşacağınıza gözünüzü açın. Ağzını topla lan! Sen sinirsek! Şidem, dostum dediğin kızın arkasından atıp tutacağına önce kendine bak sen. Yok iki yüzlüymüş, yok bilmem ne. Sen nesin kızım? Tamam yeter, uzatmayın ya. Bana ezik dedi ya. Ulan ben senin sülaleni ezerim be! Hep böyle midir bunlar? Kim? Egemen'le Ufuk mu? Oho, siz daha hiçbir şey görmediniz Cenk hocam. Çınar olsalar gölgelerinde durulmaz bunların. Öğlen güneşi gibi dikine dikine yakardır adama. Allah korusun, ben cehenneme gidecek olsam bu ikisi sayesinde kor ateşe karşı idmanım var. Zamanında çok söyledik bunları okuldan atalım diye ama dinleyen olmadı tabii. Yok artık, o kadar da fazla olur. Ama verelim bir hafta uzaklaştırma. Hem okul biraz nefes alır hem de biz ya. Hocam, geri geldiklerinin yine aynısı olacak. Disiplin yönetmeliği çok açık Cenk Bey. Bir öğrenci eğer uzaklaştırma almışsa ve aynı suçu defaten işlerse bu sefer okuldan atılmak durumunda kalır. Ben cezadan yana değilim. Öğrencinin de psikolojisini anlamak lazım. Eğer birazcık olsun samimi davranırsak... Tepemize binerler. Bana kalırsa direkt atmak lazım. Kökten çözüm. Ben okuldan atılmalarını doğru bulmuyorum Serdar Bey. Ama uzaklaştırma cezası verilebilir. Bence öğleden sonra disiplin kurulunu toplayalım. Hiçbir işe yaramaz İcler hocam. Sorunu ertelemiş oluruz sadece. Bence de. Ya dediğim gibi onlarla arkadaş olabilirsek... Arkadaşlık tek taraflı kurulmaz Cenk hocam. Zaman ister, karşılıklı sevgi saygı ister. Ama bu haytalar seni beni adam yerine koymuyorlar ki arkadaş olsunlar. Malik Bey haklı. İçlerindeki nefreti yenmeden arkadaşlıklarını kazanamayız. Peki ne yapabiliriz? İradelerini kıracağız. Nasıl yani? İkisi de bu okuldaki bütün öğrencilerin onlara saygı duyduğundan emin. Bu yüzden istedikleri gibi davranıyorlar. Burası onların küçük krallığı. Doğru.
Fakat yanlış hatırlamıyorsam tarihteki birçok krallık demokrasiyle yıkılmıştır. Haksız mıyım İcler Hocam? Haklısınız da konumuzla alakasını anlayamadık yani. Siz şimdi dersine gireceğiniz sınıfları birkaç dakikalığına bahçeye toplarsanız anlatacağım. Selin? Sunu abla? Hayrola? Bu saatte okulun yok mu senin? Abla, biz ayrıldık. Bu sefer tamamen bitti. Bak bakayım bana. Selin, bir bak bana. Sebebi ne olursa olsun, ağlamanın ayıbı olmaz. Utanacak bir şey yok ki bunda. Hem bak, bir adam için ağlayabiliyorsan hala seviyorsun demektir. Gün gelir barışırsınız. Üzme kendini bu kadar. Egemen sürekli beni yanlış anlıyor. Sürekli burnunun dikine gidiyor. Ona kendimi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Ne yapacağımı bilmiyorum Sunu abla. Sana bakınca kendimi yoruyorum, biliyor musun? Bak Selim. Bazı adamların sevgisi o kadar büyük olur ki bedenin bu ağırlığı taşıyamaz. Kaldıramazlar. Kocaman severler ama bir gıdım değişmezler. O yüzden ya onları olduğu gibi seveceksin, inatla, ona rağmen. Ya da sen olduğun kişiden vazgeçeceksin. Bence otur bir düşün. Niye toplandık yine burada? KMSS yüzünden. O ne lan? Oğlum klasik Maya Soysal sendromu. Adam doğru yola ders işlemiyor ki. Yok fuar mağar. Gene bulmuştur bir şey. Evet! Yavaş! Sessiz ol! Mübarek! Müdür Bey, anlayışınız için teşekkür ederim. Sorunu bu şekilde çözebileceksek ne âlâ. Ben de merakla sizi bekliyorum. Yakından görmek için geldim. Sesi öğrencileri okuldan atıyormuş. Tarihe geçiyoruz sonunda. Allah'tan Celil Hoca izinle. Yoksa harbiden okuldan atılıyoruz dersin. Sessiz olun. Kendi aranızda konuşmayın. Nizam sağlandı hocam. Sizi dinliyoruz. Sağ olun hocam. Merhaba arkadaşlar. Öncelikle hepinizi derslerinizden alıkoyduğum için özür dilerim. Gene bekleriz hoca. Hop! Bugün okulda yaşananları duymuşsunuzdur. Bazı arkadaşlarınız okul için, yani sizin için yapılan bir odayı darmadağın ettiler. Kullanılamayacak hale getirdiler. Mahir Hoca son derece haklı çocuklar. Sonra sizin pisliğinizi ben temizlemek zorunda kalıyorum. Niyazi. Kusura kalmayın hocam, dalmışsın. Hobi odasının kapatılıp kapatılmaması ile ilgili karar sizin isteğinize bağlı. Sorum şu, okul kuralları çerçevesinde özgürce kullanabileceğiniz bu odanın kapatılmasını mı istersiniz? Yoksa Ufuk ve Egemen'in kendi kişisel meseleleri için kırıp döktükleri bu odayı eski haline getirmelerini mi? Karar sizin. Yapabilirim diyorsan devam et.
Ama yok, yapamam diyorsan burada böyle oturalım. Sen de ağlayabildiğin kadar ağla. Dök kederini, bitsin gitsin. Ağlamayacağım. Teşekkür ederim Suna abla. İyi ki varsın. Bir şey söyleyin arkadaşlar. Oda kapansın mı, eski haline mi getirilsin? Hangisi? Boşuna uğraşıyoruz Mahir hocam. Çocukların ne söyleyeceği belli. O da olduğu gibi kalsın. Müsaade ederseniz biz de yavaş yavaş derse geçelim. Hadi çocuklar, hadi sınıfa. Bir derse. Kusura bakmayın arkadaşlar. O odaya yemek verdik biz. Hadi aslanım benim. Ali! Ne yapıyorsun oğlum? İndirsene elini. Ulan rapçi babuş ne yapıyorsun sen? Birader hiç kusura bakmayın, başka yerde çalışamıyoruz. Ahşap köşkte takılalım dediğimizde izin vermediniz, hatırlatırım. Bu okulda kendimi iyi hissettiğim tek yer orası hocam. Hobi odasını seviyorum. Bilirsiniz. Teneffüsteyken o odaya gidip kitap okudum hocam. Hangi inek lan o? Resim hocamızla konuşmuştuk. Şovara getirip o odada resim çizecektik hocam. Çekinmenize gerek yok arkadaşlar. Tıpkı hobi odasında olduğunuz gibi bu kararı vermekte de özgürsünüz. Oda kapatılmasın diyenler elini kaldırsın lütfen. Hocam bir tek bizim okulumuzda vardı hobi odası. Hem bütün arkadaşlarımıza bahsetmiştik. Ders adette bana ait olan tek yer o oda hocam. Duvardaki grafitiye 2 saat harcamıştım hocam. Biz yapmıştık o odayı hocam. Küçüktü ama bizimdi. Ufuk, Egemen. Buraya gelir misiniz lütfen? Evet. Görüyorsunuz. Arkadaşlarınız odalarını geri istiyorlar. Ya Egemen, burada hayaller, umutlar yıkılır demiştin hani. Madem öyle, önce arkadaşlarınızın yıkılan hayallerini onarmakla işe başlayacaksınız. Müdür bey, müsaade ederseniz Ufuk ve Egemen bugün derslerinden muaf olsunlar. Malum, hobi odasını düzenleyecekler. Benim için bir sakıncası yok. Yine birbirlerine girmesinler de. Evet arkadaşlar. Dersaadet Lisesi'nin hakkınızda uygun gördüğü ceza bu. Fakat müdür bey duydunuz. Birbirinize zarar verirseniz ya da hobi odasını düzenlemeden okuldan çıkarsanız, o zaman cezanıza disiplin kurulu karar verir. Adamlara bak ya. Anında satışı koydular aga. Ama ben onları işleri düştüğü zaman göreceğim. O Ali ile Furkan'a nasıl ayar oldum var ya. Prova yapacaklarmış. Taverna mı lan burası? Adamlar haklı. O da onların. Biz de yıktığımız gibi tekrar yapacağız. Ha, Ufuk'la el ele. Ben de çok meraklı değilim agayla saatlerce takılmaya. Ya yine saldırsa Levuk? Yemez. Cesaret edemez artık. Sen yine çok güvenme aga. Dikkatli ol. Asıl o dikkatli olsun. Artık rüzgar benden yana. Arkadaşlar,
Ben, Ufuk. Cezanız başlayalı çok oldu. Bir an önce çalışmaya koyulsanız iyi edersiniz. Yapmak yıkmaktan uzun sürer ya. Ekrem Bey'le görüşebildin mi? Görüştüm. Mahallenin geri kalanı için harekete geçin diyor. Birkaç aracı bulacağız. Mahalleliyle tek tek alıcı gibi konuşacaklar. Evlerinin değerinin altında teklif verecekler. Satmak isteyen olursa alırız. Geri kalanla biz uğraşacağız zaten, mecburuz. Benim meseleyi görüşebildiniz mi? Ha, o sonraki proje. Mahalleyi halledelim, ondan sonrası kolay. Bir de başka bir konu daha vardı. Hangi konu? Bizim Mehmet'i söylüyor. Hapisten çıktığını öğrendiğinden beri rahat uyku uyuyamıyor garibim. Haklı tabii. 17'lik kardeşiyle uğraşamıyor. Abisiyle nasıl uğraşsın? Rahat ol Celal. O it Mehmet nerede havlayacağını, nerede susacağını öğrendi artık. Gerekirse gene veririz dersini. Öyle değil mi Ünal? Bir şey söyle de adam rahatlasın ya. Mehmet konusunda endişelenme. Mahalleye geldiğinde bir süre bekler, ne yaptığını görürüz. Eğer uslanmalıysa, o zaman bu meseleyi eski usulle çözer, geldiği yere bir kez daha yollarız. Sen mi hazırladın tüm bunları? Abimin fikri. Zamanını Sunu abla için hazırlamıştı. Düşmüşsün bir mahallenin derdine. Ben mahallenin derdine düşmedim. O derdin içinde doğdum. Benim abim bu mahalle için yatıyor içeride. Hayatını bu insanlar için feda etti. Gerekirse ben de yaparım. Bak burada ne yazıyor? Egemen doğru mu bu? Doğru olmasa yazmazdık herhalde kızım. Ya çok sevindim aşkım. Şekilde bezdirebileceğini mi sanıyorsun hoca? Hiç öyle bir şey düşünmedim. Ha bu arada sen istedin diye değil, arkadaşlarımız istedi diye buraya topluyoruz. Bunu da aklından çıkarma. Aynen. Vay harika. Bana karşı bile olsa ikinizin aynı fikirde olması çok güzel. Ceza amacına ulaşmaya başladı demek. Ne zaman geldin sen? Ne işin var bu saatte burada? Konuştuklarınızı duydum. Bak Selin. Ne duydun bilmiyorum ama... Sakın yaklaşma bana. Selin, kendine gel. Misafirlerin önünde... Umurumda bile değil. Mehmet abiyi sen attırdın içeri. Sırf bu siteleri yaptırabilmek için. İşine engel olduğu için. İnsanların hayatlarıyla oynadın sen. Egemin abisine ne kadar ihtiyacı var biliyor musun? Selin. Onu ne kadar özlediğini biliyor musun? Sunu ablaya neler yaşattığını, Nusret amcanın hayatını nasıl paramparça ettiğini biliyor musun? Bir daha Egemin'in yüzüne nasıl bakacağım ben? Arkadaşlarımın yüzüne nasıl bakacağım baba? Gel odana çıkalım, orada konuş. Bırak kolumu! Selin! Dokunma bana. Selin yeter. Seninle konuşmak istemiyorum. Senden nefret ediyorum. Duydun mu beni? Nefret ediyorum senden! Yeter dedim sana! Kızım. Kızım özür dilerim. Selin. Seni hiç affetmeyeceğim baba.
hayatım boyunca nefret edeceğim senden. Yüzüne bakmayacağım. Sarılmayacağım. Aynı masaya oturmayacağım. Bir daha sesimi bile duymayacaksın baba. Selin! Kızım, bir derdin, sıkıntın mı var? İyiyim, yok bir şeyim. Nereye gideceksin? Bilmiyorum, siz devam edin lütfen. Bede yaz, bede. Bede, düşünmüşüm. Hocam, çok zorlamayın istiyorsanız ya. Hani TÜBİTAK sorusu en nihayetinde, öyle herkes çözemez. Ben bunu çözerim şimdi, çözerim maddeye de. Bu çocuklar, bu geometri dediğiniz görme meselesi, soruyu görmeniz lazım. Soru size bilinçaltınızın derinliklerinden selam verir. Siz de bu selamı alırsanız bu soruyu çözmemeniz için hiçbir şey yok, neden yok. Bu soru size küs galiba hocam. Ne selam alıyor, ne selam veriyor ya. Ya ne biçim bunu, lafa bak mübarek. Ben bunu, soruda bir şey var, bir problem var soruda. Soruda yanlışlık yok ki hocam, soru doğru. Soru doğru mu? Nereden bildik? Gel doğruysa yap. Çözerim hocam. Gel yap. Ne sandın sen? Bulmaca mı bu? Gel yap. Çözerim. Karizmanızı da çizerim hocam. Hadi gel yap. Kalk yap. Gel yap. Çıkın lan. Oğlum kendi kaşını gördünüz. Günah benden gitti. Ya oğlum yakma kendini. Sendeki cevheri bir keşfederlerse yemin ediyorum yedi sülalenle konuşurlar. Allah korusun ot diye yollarlar lan. Bir kere beklenmiş olmaz. Kalem. Çık, 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 çık. Hay. Gel hadi gel, hadi gel ya. Alabilir miyim tebeşiri? Alabilir miyim? Al yap. Allah Allah ya. TÜBİTAK sorusu bu be. TÜBİTAK bu be. TÜBİTAK! Kimsin sen be? Gelmiş buraya. Allah'ım yarabbim. Böyle, çok böyle karşılaştım bunlar gibi ben. Çok, hayatım, meslek hayatım boyunca. Çok. Evladım, sen içindeki cevherin farkında mısın? Mücevher falan erkek adamı bozar hocam. Bizim altınla parayla pulla işimiz yok çok şükür. İhtiyaç olduğu halinde kullanıyorum yani. Zaten çok da ihtiyaç olmuyor. Bana gelsin hocam, iyi dersler. Çıkalım, çıkalım çok. Niye geldik ki şimdi buraya? Bundan mütevellit, burası bizim toplantı odamız olacak gençler. Abi kafayı mı yedin sen ya? Yoo, aksine aklım başıma geldi. Artık oğlum yepyeni bir Niyazi var. Ya. Okulda hademe Niyazi, sektörde ise DJ Niyaz. Neyse. Şimdi işimize bakalım.
gazette en az bir ünlüden bir şarkı olsun diyor Fethi abi. Ben de sizin bu rap sektörüne baktım. En ünlüsü Eminem. Onu yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? Abi süper olur valla. Tespit şahane moruk. Bizi şaşırttın. Eminem sevgisi bizde babadan oğula kalan miras gibidir yavrum. Ne yani, baban da mı dinliyor Eminem'i? Anam bile Eminem dinliyordu. Sen ne diyorsun? Daha neler, Detroit'in köylüsü müsünüz abi siz? Yo, ben Turhal'ın Üzümören köyünde büyüdüm. Bizim köyün delisi bile Eminem'i söylerdi. Bu Eminem hangi Eminem abi? Ya herkesin bildiği Eminem yok mu? Süpürgesi yoncadan Eminem, süpürgesi yoncadan Eminem, gayet belli inceden oy, gayet belli inceden oy. Ortalığı yakıp yıkacağız oğlum, yakıp yıkacağız. Beni yıktın bile dostum. Dostum sakin ol. Sen hiç kafanı takma. Sizi dünya çapında meşhur yapacağım oğlum. Niyazi abinize güvenin. Niyazi abinize güvenin. Ulan babuşlar var ya, bütün okul sattı ağayı resmen. Bir tek bizde şu sırtlar sürüsü kaldırmadı ellerini. Ama ben yapacağımı biliyorum. Tek tek sınıflarına girip var ya, ağızlarını, burunlarını, sülalelerini, suratlarını, sollarını, soplarını teker teker. Lan! Kafadan bacakla iki dakika sus ya. Allah Allah, yarım saattir bır bır bır. Beyler, ahşap köşk işini ne yapıyoruz? Başlıyoruz değil mi çalışmaya? Başlıyoruz, başlıyoruz. Ben bugün gidip başlıyorum değnekçiliğe durakta. Lan bana bak, sen bu değnekçilikte harcanıyorsun ha. Gel seni üniversiteye hazırlayalım lan. Sokalım matematik bölümüne. Oradan mezun olunca da hoca olursun. Belki ders saatte atanırsın. Biz de o zamana kadar zaten bu mevzu oluncaya kadar liseyi bitiremeyiz. bu kardeşlerin de geçiriverirsin. Olmaz mı? Ya oğlum kamyon şoförü olacağım ben. Ne alakası var şimdi? Kamyon şoförü mü? Evet. Allah Allah. Oğlum var ya, sende 30 kilo beyin var. Ama bir gram mantık yok ha. Ha sendeki zekayla uzayda mekik kullanılır. Sen gidiyorsun kamyon şoförü olacağım diyorsun ya. Bu nasıl bir şeydir ya? Oğlum yüksekten korkarım ben. Manyak manyak konuşma şimdi durduk yerde ya. Tam uzayda yer çekimi var oğlum. Yüksekliğin neyinden korkuyorsun? Mal lan bu. İş portaya çıkıyoruz değil mi akşam? Beyza. Ne var Metin? Konuşmamız lazım. Ne konuşacağız? Rahat bıraksana beni. Bak sen beni yanlış anladın. Ben sadece anneme ispat edecektim. Metin benim ağzımı arayarak mı annene ispat edecektin? Metin, resmen hırsız olduğumu ima ettim. Ya Beyza saçmalama. Uğur. Uğur. Bu babuş. Oho. Uyudu, uyudu. Şşş. Böyle konuşmamız lazım. Bırak kolunu. Beyza. Sülo. Bırak! Metin. Ya tuvalet alacak ha, yürü. Oğlum ne oluyor? Yürü, yürü, yürü. Git, Metin, git. Uğur, bırak o. Babuş, ne oldu lan? Şşş, tamam ayrıl. Ya bir dakika dur. Ayrıl. Oğlum ağzını lan uzak dur bu kızdan. Sana ne oluyor lan? Sen ne karışıyorsun? Lan dur. Ya kırdın. Tamam, ben tamam. Oğlum, tamam kapat. Alo. Sen de uza birader. Ne oluyor lan burada? Çekilin lan çocuğun üzerinden. Lan bana bak. Çek elini. Yavuz, mevzu çıkarmayın. Al şunu da götür. Meto, bir daha bu kıza yaklaşmayacaksın. Daha bitmedi, konuşacağız. Oğlum akıllanmadın mı lan? Yavaş gel lan. Bana bak. Bana bak. Şöyle kafa. Alırım senin aklını ha. Alır mısın? Ha. Alır mısın? Alırım. Alır mısın lan? Alırım lan. Bana sık yapma. Gel beyler. Çok iyi git. Beyler, Celil Hoca geliyor, ayrıl. Beyler, Celil Hoca geliyor, ayrıl. Oğlum. Ne oluyor burada? Geçin sınıflarınıza. Boşalt bahçeyi. Sakin ol. Teşekkür ederim Uğur. Ne demek? Bir sıkıntı falan olursa haber ver. Olur. Oğlum altınla sound'u döşeyeceksin. Sound mu diyordum lan size ona? He? Deri ceketler, meri ceketler, ışığı falan düşünsene böyle. Kim bir taraftan bastırıyor? Yo yo. Eminem. Yo. Eminem. Tiki 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 tiki. Eminem. Yo yo. Eminem.
Neresi Yonca Dağ? Eminem, ayıpları inceden. Eminem, ben seni sakınırım. Eminem, yerdeki karıncadan. Eminem, yok yok. Eminem, digi 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 digi. Eminem, yok yok. Eminem, yok yok. Niyazi. Eminem, başlarım Niyazi'ne. Eşyalarını topla, okulu terk et Niyazi. Hemen şimdi eşyalarını topla, okulu terk et Niyazi. Oradan da aşağı in. Hocam siz yanlış anladınız. Niyazi abi temizlik yaparken çamaşır suyu, tuz ruhu, amonyak ne bulduysa karıştırmış, kafası uçtu. Biz de size getirdik. Sabahtan beri acayip acayip hareketler yapıyor hocam. Bir türlü düzeltemedik. Gel beraber takılalım moruk. Alın götürün şunu kantine. Ayran mayran bir şeyler içsin. Eminem. Yo. Kendine gelene kadar da gözüme görünmesin. Dokunmayın Celal'ime. Argümeni ohra. Zeynep hocan geldi, seni bekliyor. Hiç havamda değilim anne, söyle beklemesin. Ne demek havamda değilim ya? Sen iyice saçmalamaya başladın artık ama. Ders yapmak istemiyorum. O adamla yapmak hiç istemiyorum. Söyle beklemesin. O adam saat başına kaç para alıyor, senin haberin var mı? Sırf senin için dershaneyi bıraktırdık biz adama. Benim için. Madem beni bu kadar düşünüyorsun, niye babamdan köşe bucak kaçırıyorsun anne? Hı? Hayatta her şeyim yarım kaldı sizin yüzünüzden ya. Ben özel ders falan almak istemiyorum ki. Herkes gibi okuluma gitmek, akşam evime gelmek, ailemle yemek yemek istiyorum. Mesela sürekli şehir değiştirmek istemiyorum. Kendi babamdan kaçmak istemiyorum. Anla şunu artık. Alo Celal. Konuştun mu okuldakilerle? Selin'i gören olmuş mu? Hocalarıyla konuştum. Kimse bir şey bilmiyor Ünal Bey. Arkadaşlarıyla da konuşacağım. Bizi de haberdar et, olur mu? Endişelenmeyin. Akşam olunca eve dönecektir. Bir haber alınca ben sizi muhakkak ararım. Tamam. Başından beri söyledim sana. Taşınalım dedim buradan. Peşinden buralara kadar sürükledin. Kendi batağına çektin bizi de. Benim batağım öyle mi? Burası benim değil, babanın batağı. Bu işe de senin yüzünden bulaştım. Şimdi izin verirsen kızıma ulaşmaya çalışayım. Çünkü bütün bunları hak etmeyen tek kişi o, sen değil. Bakıyorum ben gelmeden odayı toparlamışsınız. Kendimize öyle bir kota koymamıştık hocam. Denk geldiniz, üzerinize alınmayın. Çocukların yaptığını biliyorum Mahir hocam. Cezaları da gayet açık. Ama siz ne yapıp edip her zamanki yöntemlerinizle meseleyi halletmişsiniz. İzin gününüzdü ya, yormayalım sizi dedik. Bu seferlik böyle oldu. Ama gelecek sefere görüşeceğiz. Sizin de dediğiniz gibi bundan sonra yönetmelik ne diyorsa onu uygulayacağız. Bana bakın, bir daha böyle bir şey olursa sizi elimden kimse kurtaramaz. Asım Bey'le de meseleyi ayrıca görüşeceğiz. Egemen, bugün Selin'i okulda gördün mü çocuğum? Aradı mı seni, konuştunuz mu? Görmedim. Mesele nedir Celal Bey? Biz meseleyi hallediyoruz hocam. Boşuna sizi yormayalım. Cezanız bitti arkadaşlar, gidebilirsiniz. Kızım. Ben bugün buluşsak mı diyecektim. Ben çıkışta kaptanın sahafına gideceğim. Sen oraya mı gelirsin, alayım mı seni? Sen gidince check-in yap, ben bulurum. Anlamadım, ne yapayım? Tamam tamam, sen yaz, mesaj at. Ben bulurum orayı. Tamam kızım. Tamam, görüşürüz.
Çido ile barıştınız mı? Sayılır. Ya özür dileseydin keşke. Niye ben özür dileyecekmişim? O benden özür dilesin. Üzerime yürüdü. Sen de ezik dedin kıza. Gerçi hepimize dedin ama. Ya tamam işte uzatmayın. Bir anlık patlamaydı o. Özür dilerim. Ya Selim'le de konuş. Kaç yıllık arkadaşsınız sonuçta. Ya barışın bence. O biraz zor işte. Ya kızım Celal Hoca'yı duymadı mı? Kız eve de gitmemiş ya. Yazık günah değil mi? Ne kadar üzülüyor. Yapma şöyle. O Egemen üzülmüştür bana değil. Oyuncu elinden alındı ya. Ortalıktan kaybolup bütün ilgi üstüne çekecek güya. Yarın tıpış tıpış gelir okula. Ceyda yapma. İyi be. Toz kondurmayın Selin Hanım'a. Ben gidiyorum. Görüşürüz. Kanka ne yaptınız bunca saat? Saçma sapan işler. Aklı sıra okuldaki karizmamız için bir deniyor. O Koray'la bu gazladı milleti. Yoksa kimsenin el kaldıracağı falan yoktu ki. Oğlum bu bize ceza değil ödül oldu. Siz akşama kadar ders yaptınız. Biz o bir odasında takıldık. Oh. Oğlum neredesin ya? Ağaç olduk burada. Kanka bizim bu mallar var ya ahşap köşke çay bahçesi yapacaklarmış. Nereden duydun lan? Bu Uğurlu Süleyman Dallamas'ın tuvaletin önünde konuşurlarken duydum. Geliyorlar. Aga. Hayırlı olsun. Çay bahçesi açıyor musunuz? Sana ne lan? Aa, ayıp ediyorsun. Ben senin veli nimetinim. Bak baş vermem sonra. Hem yarın öbür gün ayağıma çay getirdiğinde hatırlatırım bu lafı. Biraz zor koçum. Bizim çay bahçesine girmek için dam bulmak değil adam olmak lazım. O yüzden adam olana kadar çayı sıt kabul edeceksin. Elim mahkum. Şişt, ne oldu lan? İçiniz mi lan çay? Teşekkür ederim Koray. Bugün çok cesur davran. Hocam aslında o bir odası için kaldırmadım yani. Tamam odayı da seviyorum ama arkadaşlarımı daha çok seviyorum. Yani eğer elimi kaldırmasaydım hepten okuldan atılacaklardı. Haksız mıyım? Öğretmen. İyi günler Nusret Bey. İyi günler. Sizinle biraz konuşmak istiyorum öğretmen bey. Kusura bakmayın biraz işim var ama. Çok önemli ama. Çok fazla vaktinizi almayacağım ne olur. Koray sen sahafa geç. Ve Zeynep'e söyler misin? Bir yere ayrılmasın mutlaka geleceğim. Tamam hocam. Abi niye buraya geldik ya? O bir odasına gitseydik ya. Oğlum siz benim bugün hayatımı kurtardınız ya. Bu da size Niyazi abinizden bir kıyak olsun dedim. Alın konferans salonu. Depe depe kullanın artık. Vay be. Kralsın Muruk. Ben bir türlü beceremedim şunu ya. Zamanla abi zamanla. Abi hazır sahne varken bir de dansçı mı olsaydı keşke. Hani performans falan yapacağız ya. Önceden bir tanışıp ekip falan olurduk. Ne alakası var oğlum? Siz işinize bakın. O dansçılar falan sonraki mevzular. Sonra onlar sonra. Dansçı mı dedin? Yeter ki sen iste oğlum. Ben Türkiye'nin en iyi dansçısını 5 dakikada getiririm buraya. Vallahi mı diyorsun? Vallahi. Niyazi abi senin nasıl bir ortamın var ya? Yapımcılar, dansçılar. Oh maşallah yani bir türlü anlayamadım ben bu işi. Benim çok geniş çevrem var Çiğdem kızım. Mesela bu duvarlarda yazıyor ya, bel fıtığı çekilir, altında da numarası falan yazıyor. Ondan bile benim arkadaşım var. Hatta Türkiye'nin en iyi fıtıkçısı. Pes. Pes dostum. Neyse ben şu dansçı işini halledeyim oğlum. Gideyim de 2 tane dansçı getireyim ha. Tamam dostum. Lafı hiç uzatmayacağım öğretmen bey. Size bir tek soru soracağım. Bana dürüstçe cevap verin. Sura'yla aranızda ne var? Arkadaş mısınız? Yoksa daha öte bir şey mi? Bununla niye bu kadar ilgileniyorsunuz? Sura söylemiştir zaten. Mehmet hapisten çıktı. Yarın olmasa öbür gün mahallesine geri dönecek. Bir sıkıntı yaşansın istemiyorum. Ben de bir sıkıntı yaşansın istemiyorum Nusret Bey. Bir dakika. Efendim kızım. Tamam, sen oraya geç. Ben de şimdi kalkıyorum. 10 dakikaya kalmaz gelirim.
Tamam. Kusura bakmayın, benim gitmem lazım. Bir dakika öğretmen bey, bir dakika. Görüyorum ki sizin de evladınız var. Bana hak vereceksiniz. Mehmet'im yeniden başına bela sokun istemiyorum. Biliyorum siz iyi bir insansınız. Egemen içeri düştüğünde bize çok yardımcı oldunuz. Bunu da ömür boyu unutmayacağım zaten. Ama gözünü seveyim. Suna'dan uzak dur. Yapamam. Çünkü biz komşuyuz. Yapamam çünkü arkadaşız, dostuz, sırdaşız. Suna bu mahallede bana yakınlık gösteren ilk insan. Beni büyük bir beladan kurtarmıştı mesela. Oturduğum evi bile onun sayesinde tuttum. Bu yüzden bana ihtiyacı olduğu sürece yanından ayrılmam. Ona sırtımı dönmem. Kusura bakmayın Nusret Bey. İstediğinizi yapamam. Müsaadenizle. Ve karşınızda büyük dansçılarlar. Sanatlarının zirvesindeki isimlerler. Bahattin ve Cabbar bar. Yürü bebele. Hadi bebele. Ali. Hı? Harbiden barbar bunlar oğlum. Abi sen bize şaka mı yapıyorsun ya? Ne o birader, beğenemedin mi? Yo, şaşırdım. Dostum, rap müziğe yeni bir soluk getireceksiniz. Güvenin bana. Eyvallah. Güvenin ona. Yok artık. Yine mi sen? Ya kusura bakma, böyle seni sürekli takip ediyor gibi oldum ama bu sefer benim suçum yok. Ben burada çalışıyorum. Tamam hadi, bu sefer affettim. Necdet Süpil'in hatırına. Sever misin? Bayılırım. Sülo, mutfak malzemelerini yazdın mı? Vallahi babuşlar. Tuzundan tut masa örtüsüne kadar ne varsa yazdım. Eyvallah. El birliğiyle çalıştık mı birkaç günde toplarız zaten parayı. Yalnız bunların fiyatlarını öğrenmek lazım ha. Mecbur en ucuzundan alacağız yani. Aynen. Neyse beyler, ben kaçtım. Görüşürüz. Eyvallah, görüşürüz. Ha bu arada Selin'den bir haber alırsanız mutlaka arayın beni. Oho, sen hala orada mısın be oğlum? O şoktan gitmiştir eve kardeşim benim. Takılma sen. Oğlum hem zaten öyle olmasa Ünal amca şoktan polisler alıp dikilmişti buraya. Rahat ol. Olsun abi, sizinle de arayın beni. Eyvallah kardeşim. Bak, sandalyelere marangoz Siyami abiden alalım. Ya bir şey söyleyeceğim ama inanamayacaksın. Necdet Supi eskiden Mahir Hoca'nın öğrencisiymiş. Aa. Hatta son kitabındaki bir şiirde de edebiyat öğretmeninden bahsediyor. O da Mahir Hoca'ymış. Bak, kitabını imzaladı bana. Çok şanslısın. Öyle, iyi denk geldi. Okuyamamıştım son kitabını. Yok, kitap için demiyorum. Yani babamın öğrencisi olduğun için. O öğrencilerini çok sever. Yani siz hayattaki her şeyden daha değerlisiniz onun için. Asıl sen çok şanslısın. Yani Mahir Hoca gibi bir babam var. Ben babamı kaybedeli yıllar oldu. Aynıyız işte. Ben de babamı kaybedeli yıllar oldu. Merhaba. Kızım. Çok bekletmedim umarım. Yo, biz sohbet ediyorduk ya. Ben zaman nasıl geçti anlamadım zaten. Kaptan nerede? Hocam izin verdim bugün. Dinlensin biraz. Çıkalım mı? Tamam. İyi oldu böyle. Evet ya. Ben sıkıldıkça uğrarım. Arada sohbet ederiz. Tamam, çok sevinirim. Tamam. Bir dakika Zeynep. Bunlar ne Koray? Hocam kaptan köy okullarına yollamak için aldı bunları. Okuma çağındaki çocuklara harfleri öğreten bir tablo. Hı.
Abi. Ne oluyor ya? Konsantre namına hiçbir şey kalmadı bende. Ne oluyor birader, sıkıntı mı var? Abi siz kıvırdıkça ben şarkı söyleyemem, nasıl yapacağız? Sen kıvır, biz söyleyelim. Çok kolay sanki. Ne var lan, bizim yaptığımız iş çok mu kolay? Estağfurullah moruk, öyle bir şey demedim. Moruk derken? Abi Allah'ını seviyorsan sen bir şey söyle ya. Ne? Ben de mi söyleyeyim? Beni de mi grup alıyorsunuz lan? Bence bu parça daha oynak olmalı. Sözleri vurgulanmalı. Mesela salla gibi. O ne ya? Başla Bahattin. Kara koyun yar yanına giderim. Çoktan beri görünmüyor. Tatilden de çekerim. Salla dönem salla. Çevir çevir de salla. Salla maydan olmuyor. Hey. Dostum bu nasıl bir şarkı ya? Yo, biz buna türkü diyoruz. Ha. İyi. Abi çıkın siz. Sıra bizde. Kıvırmak, dans etmek, oynamak yok. Sadece dinleyeceksiniz. Al dostum şunu. Teşekkür ederim. İlk verse'ü ben giriyorum, tamam mı? Tamam dostum, sen de. Evet. Pop pop nigga. Nereye yakın oldum bize korkma, haram değiliz ama diyorsan gelemem çünkü biz adam değiliz. O zaman konu kapanır ama kaçan aranamaz, yaramazım ama benim gibi de yara saramaz. Tek miyim ki diye bir baktım etrafa, yol uzun olsa da omuz omuza gireceğiz mezara. Konuşuyorsun hala sen ama anlatsam bir ortamda yaralamazsın, bak susmayı bilmezsen. Başka bir olay erken açtım, kimse yok yanımda çünkü hayat zor ve herkes ekmek peşine koşmak zorunda. Gitmemeli bu zoruna, paran yoksa kimse yok yanında, gücüm varsa yandaşımda, çok demektir bu mu kural? Benim aç kaldığım yerde doyanlardı düşmanım. Senin mermi olduğun durumda ben bir muştayım. Tamam güvenme bana lan, olsun ben her yerde kuşkuyum. Yalan dolan bir satır varsa alın beni tutuşturun. Kimseden korkumuz yok. Yok ne senden ne başkasından, sadece kendimden. Çünkü hiç de servisi olmayan bir derdim ben. Derman arar durur vurdun, yeniyi de sor. Bin yeniyi de son bu diyen yaramaz oldum diye. Ama bir bak geriye, sonumuz aynı, yeni sonuçta var bir yere. Derman arar durur vurdun, yeniyi de sor. Bin yeniyi de son bu diyen yaramaz oldum diye. Ama bir bak geriye, sonumuz aynı, yeni sonuçta var bir yere. Derman arar durur vurdun, yeniyi de sor. Binli yeniyi de son bu diyen yaramaz oldum diye. Ama bir bak geriye, sonumuz aynı, yeni sonuçta var bir yer. Kanka, bu herifler çay bahçesini açarlarsa cakalarından geçilmez şimdi bunların. Lan oğlum, altı üstü kırık çay bahçesi. İstediği kadar cakası olsun, ne yazar ya? Kanka bence mekanı başlarına yıkalım gevşeklerin. Ya zaten dökülüyor köşk. Bak sağlam üflersek yıkarız. Aynen kanka. Değil çay bahçesi yaptırmak, çay içirtmeyeceğiz o lavuklara. Sabredin oğlum. Hele bir çay bahçesini açsınlar. Elbet ziyarete gideriz. Ha, itinayla hevesi kursanda bırakırım diyorsun yani kanka. Aynen öyle. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Kapalı mı hala? Kapalı. Ceyda'yı aradın mı? Aradım, açmadım. Kesin Egemen denilen o çocuğun yanına gitmiştir yine. Dur bakalım, biraz daha bekleyelim. Eğer Ceyda'nın yanındaysa ona da telefonu açtırmıyordur. Biraz sonra tekrar deneriz. Kanka konuştun mu seninle? Gitmiş mi eve? Yok, konuşmadım. Gitmiştir herhalde. Yoksa Ünal amca kesin arardı. Ne haber beyler? Hiç sesin çıkmıyor beyefendi. Yok bir şey, takılıyoruz işte. Ceyda hayırdır? Sen pek gelmezdin buralara. Davet eden yok ki. Siz muhabbete devam edin, ben geliyorum. Ne oluyor? Ne bu tavırlar şimdi? Tavır falan yaptım. Yok kızım. Kendi kendine tribe girme. Ya Ufuk, kendine gelir misin artık? Havuzda olanlardan sonra...
Ya ne yapıyorsun? Canım acıyor. Sana kaç kere söyleyeceğim herkesin içinde şu meseleyi açma diye. Böyle olmuyor. Konuşmamız lazım. Sonra konuşuruz. Ya nereye gidiyorsun şimdi? Tuvalete gidiyorum. Oraya da gelecek misin? Koray'la iyi anlaştınız. Kafa çocuk. Öyledir. Bir de uzun zamandır kimseyle öyle sohbet etmemiştim. Yani zaten sohbet edecek pek kimse de kalmadı etrafımda. Tiyatroda bitince. Okulu bırakmışsın. Sen nereden biliyorsun? Seni ararken son gittiğin okula ulaştım. Niye bıraktın? Sıkıldım. Olmaz öyle. Okula devam etmen lazım. Ya özel ders alıyorum. Gerek yok. Aynı şey değil. Okul sadece ders anlatılan yer değildir. Hayatın küçük bir provasıdır. Öğretmenlerinle, arkadaşlarınla kurduğun ilişkiler seni hayata hazırlar. Herkes senin gibi hayatı okuldan ibaret görmüyor. İnsanların hayatında aileleri, çocukları falan da var. Hayatın provasıyla zaman kaybetmeyip kendisini yaşasaydın keşke. Peki benim de o zaman okul sorunum olmazdı. Efendim Ünal amca. Rahatsız ediyorum, kusura bakma. Yok, ne demek, buyurun. Selin eve gelmedi hala. Telefondan da ulaşamıyorum. Acaba senin bir bilgin var mı? Yok, en son okulda görüşmüştük. Bir daha görmedim. Anladım. Ben bir Ufuk'u arayayım o zaman. Aslında Ufuk da benim yanımda. İsterseniz sorabilirim. Peki. Ufuk, Selin'den haberin var mı? Ünal amca soruyor da. Yokmuş. Tamam, teşekkür ederim. Selin'den haber alınca bize de haber verin. Merak ederiz şimdi. Peki, görüşürüz Ceyda. Görüşürüz. Hey kuzum, fısır fısır kimle konuşuyorsun sen? Ha? Yeni manita mı yaptın kendine? Yok canım, annem. Ha, kim manitasını kaybetmiş ki ben bulayım diyorsun yani. Ya ne alakası var? Hem benim sevgilim var ki zaten. Hadi canım. Harbi mi? Kim? Yakında tanıştırırım. Kaç lira oldu lan? 412 lira. Karın bakayım. 15 kuruş. Bu para çok az beyler. Bize en az 4-5 katı daha para lazım. Oha, oha, abart, iyice abart. Oğlum, 3,246 katına ihtiyacımız var. Nasıl lan? Oğlum, böyle boş boş bakmayın. Biz yola çıkarken 1750 lira yeter dedik mi demedik mi? Tamam. E tamam, şu an ne kadar para yapımız var? 412 lira 15 kuruş. Tamam. E ne kadar para eksiğimiz kaldı? 1337 lira 85 kuruş. Yani 3,246 katı. Bir dakika. Vallahi doğru lan. Sen nasıl bir adamsın ya? Ya oğlum sen de say, sen de say. Ya benim rahmetli dedem maden kurak toprağın altında yatar derdi de inanmazdım ya. Hani adam ne kadar doğru söylüyormuş. Böyle zeka bu sıfatla süslenir mi arkadaş? Kolay gelsin. Oo, kimler gelmiş? Hoş geldin. Hoş bulduk. Size börek yaptım, acıkmışsınızdır. Vallahi mı? Vallahi. Lili? Kıymalı. Getir kız, getir getir. Ne duruyorsun orada? Getir. Dur. Ben alayım. Zahmet olmuş. Yorulmuşsundur. Ya sen ne yaptın ya? Of! Of! Allah'ım nasıl of. Bir kokudur bu ya? Of! Nasıl bir koku bu be? 10 numara olmuş Beyza, eline sağlık. Afiyet olsun. Hay doğru koysana. Doğru yapsın mı? Sen koy ya. Aç şu telefonu, aç. Ya oğlum, ya oğlum, yapma. Ya ne alem? Ben de yapsın ya. Allah Allah. Anne, telefonun çalıyor. Banyodayım, sen bakıver.
Efendim? İyi günler. Gönül Hanım'la görüşecektim. Ben olayım, buyurun. Bir fotoğraf makinesi satın aldık ama kendisi hafıza kartın içinde bırakmış. Kayıtlı fotoğraflarınız var kartta. Kart almak istersiniz diye düşündüm. Tamam. Ben iletirim kendisine. Nasılsınız Adem Bey? Bakın size... bunu getirdim. O ne hocam? Okuma tablosu. Ne yapacağız ki bunu? Babanla konuşabileceksiniz. Bak. Adem Bey, istediğiniz bir şey olduğu zaman parmaklarınızla oku harflerin üzerinde gezdirmeniz yeterli. Deneme yapalım mı? Olur. Dur bakayım. Baba akşam ne pişireyim sana? Ne yemek istersin? D-O-L-M-A. Dolma. Dolma mı istiyorsun? Tamam, yaparım akşam. Kimmiş arayan oğlum? Fotoğraf makinemi sattığın yerden aradılar anne. Ne fotoğraf makinesi, ne satması? Ya bırak anne ya. Metin'den... Anne, Beyza'nın başından beri suçsuz olduğunu biliyordum. Ama senin bu kadar vicdansız olacağın aklıma gelmezdi. Ya sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ben senin oğlunum. Nasıl oynarsın böyle bir oyun, aklım almıyor. Metin, ben senin için yaptım. O kız yağlı kapıya yamanmak için çevrende dolaşıyor. Ne olur gerçekleri gör artık. Ya hala gerçekleri gör artık diyorsun. Anne, ben Beyza'yı seviyorum. Anladın mı? Ne senin oyunların ne başka bir şey değiştiremez bunu. Benim bildiğim, gördüğüm tek gerçek bu. Yalnız bak, bugün zabıta falan gelmeseydi değil mi? Acayip satış yapardık ya, böyleydi böyle. Ana baba günü böyle mahşer ya. Lan nereye yapardık? Millet çorap almaya gelmiyordu ki oğlum. Bize gülmeye geliyordu. Ya Can, bak ayıp ediyorsun ha, böyle anlaşmadık. Babuş, Allah'ını seversen anlat, bak sizde bir şey var. Sakın abi, sakın Can. Oğlum ben böyle şeylere dayanamıyorum. Hazır yüzüm buradayken anlatayım. Ondan sonra arkandan konuşuyor olur. Ha, bir yanlışımız olursa da düzeltirsin yani. Öyle aynen, değil mi? Aynen. Ha, düzeltirim. En baştan başlıyorum o zaman. En baştan başla ya. Evden çıkışımızdan al en baştan. Oraları geçtik oğlum. Pazara gelmişiz. Biz pazara geldik aga. Tezgahı açtık. Üzerine dizdik çorapları, bekliyoruz. İlk başlarda tabii fazla insan yok öyle. Tek tük gelenler oluyor işte, soruyorlar falan filan. Lan sonra birden bir kalabalık başladı. Görsen var ya, ana baba günü. Nasıl kalabalık biliyor musun? Bu da gaza geldi, başladı bağırmaya. Gel ablacığım, gel ablacığım, gel ablacığım. Ay bir şey oluyor, ay bir şey oluyor, ay bir şey oluyor. Lan oğlum ne oluyor diyorum. Diyor ki dikkat çekmek için yapıyorum kanka diyor. Allah Allah, malara bak ya. 40 yıllık pazarcı ya. Neyse baba, ondan sonra bu başladı bağırmaya. Bir çorap en fazla neyi engelleyebilir? Neyi kardeşim? Uçmaz kaçmaz bunlar. Kurşun geçirmez be, kurşun. Kafasına geçirmiş kilotlu çorabı. Gel çorap! Bir de dar gelmiş, sıkıyor böyle. Öyle bağırıyor. Çıkarmaya çalışıyor, çıkaramıyor. Kendini yerden yere atıyor ya. Abart, abart. Yerden yere atıyormuş, abart. Ben ne abartıyorum oğlum? Olanı söylüyoruz. Ya hacı, şey küçük bedenini takmışım da... biraz sıkmış, iz yapmış falan. Hepsi bu ya, vallahi bu. Kardeşim sen de bedenine giriyorsun. Hop, vurdu sabri yine dışarıda. Dedim ki, oğlum dedim, hazır kafana çorabı geçirmişsin. Bari dedim git bir banka soy da tezgah değil ders aleti kurtaralım. Nerede biliyor musun? Çorabım kaçar dedim oğlum. Ya oğlum senin ağzın ama Beyza var, dua et. Pardon Beyza. Gerçekten. Babuş bir şey soracağım, bir dakika. Peki nasıl çıkarttınız çorabı? Ameliyatla almışlar. Ya aga oldu mu şimdi Allah aşkına ya? Yakıştı mı delikanlıya? Doğru, doğru yakışmıyor. İnce çorap daha çok yakışıyor.
Yok ama şaka bir yana çok tatlı gözüküyor. Ya Beyza, vallahi mı? Ha. Şey vardı ya hani bizim mahallede bir tane böyle uzun sarkık kulaklı bir tane köpek vardı. Neydi adı? Karambol. Aynı ona benzemiştim valla. Sağ ol Beyza ya. Hani sayende çifte kavrulmuş oldum. Ay Uğur, ben şaka yaptım. Sen kızmadın değil mi Uğur? Yok ya, kızmadım. Hani eğleniyorduk. Sonuçta eğlence, şaka. Beyza. Ne işin var lan burada? Ufuk, biraz konuşabilir miyiz? Eve gitmem lazım, sonra konuşuruz. Sonra falan değil. Şimdi konuşacağız. Ceyda. Şimdi. Konuşmamız lazım. Lan hala konuşmamız lazım diyor. Laçık. Metin, konuşacak bir şey yok, git buradan. Seninle konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Gitmeyip de ne yapacaksın lan? He? Mekan mı basıyorsun lan sen? Şşş. Aslan! Sen şöyle benimle iki dakika içeri gelsene, ben sana bir şey söyleyeceğim. Bir gel, bir gel. Gelsene bir. Metin, Beyza'yı duydun. Konuşmak istemiyor. Hiçbir yere gitmiyorum aga. Lan o gün biz sadece Beyza'yla oturuyorduk. Sen geldin, üzerime saldırdın. Ya bir kere dinledin mi lan beni? Neyini dinleyeceğim lan ben senin? Yapma Bekir. Sen neyin ne olduğunu çok iyi biliyorsun. O gün Ufuklar üstüne saldırdığı zaman bir fiske bile vurmadım sana. Ya hatta onlardan korumaya çalıştım seni. Yalan mı? Lan oğlum, hala konuşuyorsun ha. Metin, git buradan lütfen, yalvarıyorum. Beyza, dinle beni. Beyza, seni seviyorum. Bak ne annem, ne buradakiler, ne bir başkası, hiç kimse umurumda değil. Hiç kimseden korkmuyorum. Şimdi burada söyle, herkesin içinde. Beni seviyor musun? Gözlerime bak Beyza. Sevmiyorum dersen çeker giderim. Yanına bile yaklaşmam bir daha. Söyle. Seviyor musun beni? Ulan seni sürer. Lan dur ya, dur! Lan bu! Ya babuş, ne yapıyorsun? Bıraksana şunu! Adam mekanımıza gelmiş, artistlik yapıyor aga. Biz niye duruyoruz ya? Kim oğlum delikanlılık? Adam buraya tek başına gelmiş. Bu kadar kişi dalmak yakışır mı bize? Çık git lan buradan. Bak bizim başımızı belaya sokma. Bir daha da Beyza'ya yaklaşma. Bekir, duydum Metin. Hadi. Beyza'nın cevabını duymadan gitmeyeceğim. Tamam, sen sabır ver ya. Yürü hadi Metin, yürü. Kimse gelmesin. Metin'le konuşacaklarım var. Aga! Gerçek yıkan Ambol. Mevzu kapandı. Ya bu ne ya? Yürü kız sen ya. Yürü Beyza. Bunu bak, okulda tek başına nasıl yakalayacağım bunu? Görürsün. Selin'e aşık mısın? Bunun için mi kaç gündür trip atıyorsun? Ufuk cevap ver. Aşık mısın, değil misin? Evet, aşığım. Ben de sana aşığım. Bu hikaye sana tanıdık geliyor mu? Neyin peşindesin sen? Birini çok seviyorsun. Hem de canını verecek kadar. Ama o başkasını seviyor. Ceyda. Anla beni. Tamam, o gün bir şeyler yaşadık.
ikimiz de karşı koyamadık. Ama oldu bitti işte. Bitmedi. Bitmeyecek. O kadar basit değil. Basit Ceyda. Ben seni değil, Selin'i seviyorum. Vazgeç artık benden. Sen niye vazgeçmiyorsun o zaman Selin'den? O da Egemen'i seviyor. Çünkü o her yerde değil mi? Sınıfta, evde, dinlediğin müzikte, izlediğin filmde kaçamıyorsun. Her gün dua ediyorsun. Allah'ım onu bana vermeyeceksen içimdeki sevgiyi al diye. Ama olmuyor işte. Onu başkasının gözlerine bakarken görünce içinde öyle bir öfke büyüyor ki. O aşkla battığı kişiyi öldüresi geliyor insanın. En yakın arkadaşı olsa bile. Aynı şeyleri yaşıyoruz. Sen yaşatıyorsun. Ceyda. Ben seni seviyorum. Yapacak bir şey yok. Senin için belki yok. Ama ben bugüne kadar hiçbir şey yapmadım. Daha yapacak çok şeyim var. Ne yapacaksın? Bilmem. Belki babamın silahını alıp Selin'e doğrulturum. Belki de hapse girmesi için iftira atarım. Ama artık oturup izlemeyeceğim. İsterseniz dayaktan gebertin beni. Ben Beyza'dan vazgeçmeyeceğim. Seviyorum onu. Yanlış yapıyorsun Meto. Olmaz o iş. Olacak aga. Ucunda ölüm de olsa olacak. Sitelere bak. O duvarları görüyor musun? Onlar niye var? Hiç düşündün mü? Sınırları çizmek için. Herkes yerini bilsin diye. Sizin aranızda duvarlar var Meto. Yanlış yoldasın. Vazgeç Beyza'dan. O duvarları kaldırıp atmaya gücün yetmez senin. Hadi ya. Peki sen... Sen neden Selin'den vazgeçmiyorsun? Aynı duvarlar sizin de aranızda, görmüyor musun? Benim de gücüm yetmiyor zaten. Aslanım benim. Oğlum, bu ellerin hali ne böyle? Erkan abim yanında çalışmaya başladım. Daha okullar tatile girmeden bu şırap meyvesi ne böyle oğlum? Bizim çocuklarla karar verdik. Ahşap köşkte çay bahçesi açacağız. Abim gelmeden mekanımız, işimiz, her şey hazır olur. Ahşap köşk mü? Orası. Ya biliyorum baba, orası adam olmaz diyeceksin ama biz zaten bahçeyi düzenleyeceğiz. Tezgah, masalar falan. Hem seni ne düşündük? Kokoreç servisi olacak Nusret Usta'nın elinden. Bugün yemeğleri koyduk ortaya. Ya tabii eksiklerimiz var biraz ama bir şekilde halledeceğiz. Abim geldiğinde her şey süper olacak baba. Hayırlısı olsun. Hayırdır oğlum? Sen yine bir kavgaya falan mı karıştın yoksa? Yok baba. İyi akşamlar. İyi akşamlar memur bey. Buyurun. Hakkınızda ihbar var. Selin Soralı alıkoyuyor musunuz? Selin mi? Bir yanlışlık olmadı memur bey. Bizim kimseyi alıkoyduğumuz falan yok. Arama iznimiz var. Eve bakacağız. Selin'e bir şey mi oldu? Selin senin kız arkadaşıymış. Haberin yok mu? Eve gitmemiş. Saatlerdir haber alamıyor ailesi kendisinden. Tamam Ünal'cığım. Bir şeyler öğrenirseniz bize de haber verin. Meraktayız. Lan Selin'i gördün mü? Sabah okulda görüştük. Erken çıktı okuldan. Eve gitmemiş. Nasıl ya? O saate kadar gitmemiş mi? Olacağı buydu tabii. O kadar yüz verelim kız çocuğuna.
Asiasi tavırlar, pabuç kadar değil. Ne yapıyorsun lan? Selin'i aramaya gideceğim. Otur lan aşağı. El alemin kızın derdi sana mı düştü? Baba, gitmem lazım. Selin'i bulmadan gözüme uyku girmez. Lan oğlum, karın mı kızın mı? Selin benim her şeyim. Seviyorum onu. Seviyor musun? Anlayamadın değil mi? Seviyorum. Sevmek. Aç bir sözlüğe bak. Anlamını öğrenirsin belki. Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz? Beyler siz ikiye ayrılın. Ben motorla arayacağım. Tamam Aluş. O zaman biz yukarıdan başlıyoruz Süleyman. Hadi hadi o zaman hadi. Biz de beraber bakalım o zaman. Tamam kardeşim, iyi hadi. Tamam. Hadi. Hadi görüşürüz beyler. Hadi. Araşırız duruma göre. Tamam siz de. Tamam. Kanka biz bu taraftan gidiyoruz. Tamamdır. Beyler siz şu tarafa, biz de buraya bakalım. Amcam iyi akşamlar, nasılsın? İyi akşamlar, sağ ol. Bizim Selin'i gördün mü buralarda hiç? Yo, hayrola görmedim. Neden sordun? Sağ ol Hasan amca, yok bir şey. Ya oğlum kafayı yiyeceğim, yok hiçbir yerde ya. Burada da yok ya. Yok, açmıyor. Beyler geldi. Bir haber var mı? Yok. Tamam, ben motorla aramaya devam edeyim. Siz de bakın işte. Seni yürü hadi. Hadi. Doydun mu baba? Beğendin mi? Afiyet olsun. Başka bir şey ister misin baba? Söyle.
Ne istersen söyle. Şile'ye mi gitmek istiyorsun baba? Tamam. Gideriz. Bizim ev sahibi köyde. Eylül'e kadar gelmez. Ev senin yani kanka. İstediğin gibi takıl. Tabii yengeme yakalanmadığın sürece. Aynı bizim Gülümser teyzeye benzemişsin. Kanka bu halde yakalansan da kimse fark etmez, merak etme. Dalga geçme. Niye? Siz bana senin daracık pijamaları giydirip kafa kırarken iyiydi ama. Ay şöyle be. Yüzün gülsün azıcık Selin'im. Sen... Anlat bakayım. Peder Bey'le niye kapıştın? O İt Mehmet nerede havlayacağını, nerede suçacağını öğrendi artık. Gerekirse gene veririz dersini. Öyle değil mi Ünal? Mehmet konusunda endişelenme. Eğer uslanmadıysa o zaman bu meseleyi eski usulle çözer, geldiği yere bir kez daha yollarız. Anlatacağım. Ama kimseye bir şey söylemeyeceksin, söz var. Şimdi ayıp ettin kanka. Biz senin sırrını açık edecek kadar çiğ miyiz? Sen anlat bana, rahat ol. Babam hayatı boyunca emekli olup Şile'ye yerleşmek istedi. Böyle deniz kenarında bir ev. Bahçeli falan. Yıllarca para biriktirdi bunun için. Ama hastalanınca harcadık hepsini. Annem hayattayken hep birlikte ayda bir falan pikniğe giderdik biz. En sonunda Ömer'in 15 gün önce gitmiştik. Mahir sağ ol. Sayende babamın derdini anlayabiliyoruz artık. Bana değil, kaptana teşekkür et. Kaptan? Benim hayatımın rotasını belirleyen adam. Edebiyat öğretmenim. Onun hediyesiydi. Bir ara tanıştırırım sizi. O da sağ olsun. Hafta sonu babamı Şile'ye götüreceğiz. Gelsene sen de. Hafta sonunu beklemeye ne gerek var? Ben yarın tekerlekli bir sandalye ayarlarım. Şile bir saatlik yol, beraber gideriz. Olur. Zeynep de getirsen. Gelmez ki. O babasını senin babanı sevdiğin kadar sevmiyor. Maalesef. Maalesef. Sabah şeriflerin ayrı olsun kanka. Günaydın. Günaydın. Bak sana kayıntı getirdim. Hadi yumul da aklın kellene gelsin. Sağ ol Çiğdem. Hiç canım istemiyor. Canını tükürürüm ha. Yiyeceksin. Vallahi yengeme çaktırmadan araklayana kadar 8 takla attım. Ya cidden canım istemiyor. Midem bulanıyor biraz. Ateşim de var galiba. Ulan amma nazlandın be. Dur bakayım. Selin, sen harbiden yanıyorsun. Dur, ben şimdi bir sirkeli bez hazırlayayım. Bir de nane limon kıvırtırım. İçince hiçbir şeyin kalmaz. Ben de gitmem bugün okula. Takılırız beraber ha? Olmaz. Seni okulda görmezlerse direkt şüphelenirler. Sen okula git. Kimseye de bir şey belli etme, tamam? İyi de ben seni böyle bırakamam ki kanka. Ya iyiyim ben, merak etme. Biraz uyurum, düzelirim. Seni görmezlerse harbiden şüphelenirler.
İyi peki. Tamam bak o zaman ben telefonu senin yanına bırakıyorum, tamam mı? Arayınca aç ama ha, aklım sende kalmasın. Tamam. Ha şey, benim sesimi dinle ondan sonra aç ama. Şimdi başkası başkası arar, boşu boşuna enselenmeyelim. Olur. İyi. Arkadaşlar, Selin'den haber alan kimse yok mu? Onu Egemen'e sormak lazım. Selin onun yüzünden ortadan kayboldu. Ne diyorsun lan sen? Benimle ne alakası var? Senin yüzünden tabii. Kızı milletin içinde fırçaladın, o da bastı gitti. Saçmalama lan. İlk defa mı tartışıyoruz? Çocuklar sakin olun. Aga. Sadece tartışmadınız. Ayrıldınız siz. Bitti o iş. Ne yapıyorsunuz? Oturun yerlerinize. Sana ne oluyor lan? El alemin derdi seni niye geriyor oğlum? Mevzunun içinde siz olunca geriliyoruz birader. Sen şöyle gelsene, ben bir gevşeteyim seni, gel. Hey! Kendinize gelin. Eğer o kızın başına bir şey gelirse... Selin'in başına gelen en kötü şey seni tanımasıdır. Selin öyle demiyor mu? Belki bir gün... Ayrılın! Ayrılın! İcra hocam, ne oluyor burada? Hiçbir şey olmuyor. Yok bir şey hocam. Oturun yerinize. Oturun. Arkadaşlar, Selin'in yerini bilen, gören varsa lütfen söylesin. Evet çocuklar, dün geceden beri perişan olduk. Biliyorsanız lütfen. Bugün nereye gidiyoruz biliyor musun? Şile'ye. Ya. Mahir de gelecek bizimle. Onun sayesinde sessiz de olsa konuşabiliyoruz bak. Değil mi? Hmm. Merhaba Zeynep. Seninle önemli bir şey konuşmak istiyorum. Rahatsız ettim, kusura bakma. İşler Hanım, ne oluyor? Selin ortada yok. Dünden beri haber alınamıyor. Çocukların haberi yok muymuş? Maalesef. Merhaba. Merhaba efendim. Merhaba. Kusura bakmayın, yeni öğrendim. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. İlan verdiniz mi? Yok, karakola haber verdik. Müsaade eder misiniz? Tabii, buyurun. Sağ olun. Herkes cep telefonunu çıkarsın. Okula telefon getirmek maalesef yasak Mahir hocam. Çıkarın cep telefonlarınızı arkadaşlar. Selin'in hayatı söz konusu olabilir. Şimdi herkes internet hesaplarından Selin'in kayıp olduğu bilgisini paylaşsın. Ne kadar çok kişinin haberi olursa o kadar çabuk vurur Selin. Çito. Yazsana kızım sen de. Tamam ya, ben ne yazacağımı düşünüyorum. Dönün lütfen, hadi hadi. Sizce bu bir işe yarayacak mı? Daha önce denedim, yarıyor müdür bey. Ha, yalnız bize bir de Selin'in fotoğrafı lazım. Sağ olun hocam. Arkadaşlar, ikili üçlü gruplara ayrılın. Mümkün olan her yere asalım. Siz alın bunu. Sen de bunu al. Siz de bunu alın.
Ben de bunları alayım. Peki hocam. Buyurun. Süleyman, sen benimle gel. Vallahi mi? Hadi çabuk. Yeter lan. Merhaba abi. Ne yapıyorsun? Oğlum bari buradan kaybolmasın. Ya. Hadi yürü, hadi yürü ya. Zeynep hoş geldin. Telefonda çok önemli olduğunu söylemiştiniz. Sizi dinliyorum. Yok böyle kapının önünde olmaz. İçeri gel öyle konuşalım. Hem çay da koydum. Gel. Bizim çocuklarla karar verdik. Ahşap köşkte çay bahçesi açacağız. Abim gelmeden mekanımız, işimiz, her şey hazır olur. Canım abim benim. Bak, imar planı için. Sen bir imzanı at. Ben adamlarla konuştum. Gerisini ben halledeceğim. Aslan abim benim. Hadi Selin ya, aç şu telefonu. Of Selin, of! Alo, gidiyorum ben. Nereye de alt sokağa yapıştıracağım. Tamam, alt sokağı ben hallederim. Zaten iki saatte bir ilanı yapıştıramadınız. Kedi gibi mıy mıy mıy. Hadi ama biz buranın en hızlı rapçileriyiz dostum. Oğlum bırak Legaluga'yı. Kız kayıp, siz hala neyin peşindesiniz? Ben gidiyorum. Çido. Ha, ne var? İlanları unuttum. Eyvallah. Kafanı topla. Bunun neyi var dostum? Dostum Selin kayıp ve ona takılmıştır. Ben kaybolsam üzülür müydün lan? Umurumda bile olmaz pislik. Canın cehenneme. Ne oldu, bozuldun mu? Şaka yaptım oğlum. Psikolojim bozulur, arabesk bile dinlerdim. Adamımsın. Adamınım. Adamınım. Adamımsın. Hadi aşağı in. Buraya da soralım. Oğlum buraya yarım saat önce baktık ya. Oğlum belki şimdi gelmiştir. Abi ilan var zaten. Gelseydi ararlardı bizi. Ay kafayı yiyeceğim ya. Koskoca şehirde kızı gören kimse olmaz mı? Bulmam lazım Selin'i. Eğer ona bir şey olursa kafayı yerim. Abi ne yapayım lan? Bırak. Oğlum. Ne yapıyorsun oğlum? Benim yüzümden olur. Ya kanka seninle ne alakası var? Gözünü seveyim ya. Ya aynen oğlum. Egemen Gevşek'iyle tartıştılar. Ben o kitabı vermeseydim tartışmayacaklardı. Selin benim yüzümden kayboldu. Ka-
kafama. Kitap değil de kanka. İçine yazmışsın her şeyi açık açık. Tabii aga da öğrenince. Oğlum sen var ya katıksız malsın ha. Oğlum ne dedim ben şimdi ya? Yapıştırdım hocam. Hocam ne oldu? Daha ne olsun Süleyman? Bakmadığımız yer kalmadı. İlanlara dönen de olmamış. Hocam ne yapacağız? Bilmiyorum. Ama benim adım atılacak halim kalmadı. Hocam, şurada ileride harika kafeteryalar var hocam. Mükemmel hocam ve insanlar, bir sürü insan gidiyor oraya hocam. Oraya yapıştıralım. Hem oturur dinleniriz, bir şeyler içeriz hocam. İyi fikir aslında. Sağ olun hocam. Zaten ben hep böyle muhteşem, harika fikirler veririm hocam. bizim tayfanın lideri siz Egemen zannediyorsunuz değil mi hocam? Değil mi? Aslında gizli lider benim hocam. Tayfanın gizli lideri benim. ama aramızda kalsın da hocam. Duyarlarsa çünkü kırılırlar. Ekibin kararlarını ben alırım hocam. Yani böyle bir şey olur, bana sorarlar. Ben kararı veririm, ondan sonra uygulanır o olay. Yani bu bütün kavgalar, haytalıklar, disiplin suçları falan senin başının altından çıkıyor. Hayır hocam, katiyen yanlış anlattım, çok özür diliyorum. Kesinlikle öyle bir şey yok. Hocam, ben hep iyiye, hayra yönelik ve sonunda mutluluk olan kararları ben alıyorum hocam. Peki neymiş o mutlulukla biten kararlar? Hocam, bizim karambol yok mu karambol? Uğur. Hocam bu tavlada zar tutar, okeyde taş çalar, biz bilardo oynarız, el ele topu deliye iter. Böyle bir huyu var bu çocuğun. Çok zor vazgeçirdim bu huylarından hocam. Mesela nasıl vazgeçirdin? Vallahi hocam çok kötü dövdüm 3-4 kere. Yani kafasını yerlere mi sürtmedim, böyle giderken arkadan çelme takıp yere mi düşürmedim, her şeyi yaptım ama sonunda hocam akıllandı. Ben anladım seni Süleyman, senin başına güneş geçmiş. Hadi kalk şu kafeye gidelim. Bu bir teklif herhalde hocam. Yürü Süleyman, yürü. Niye açmıyorsun kızım telefonu? Ne anlaştık biz seninle? Oho, keyfe bak. Biz burada meraktan ölelim, hanımefendinin pireler uçuşsun. Kalk. Selin. Selin, cayır cayır yanıyorsun sen ya. Süleyman, sana bir şey soracağım. Tabii ki hocam. Ne demek? İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Özel hayatımla da ilgili olabilir. Yani hiç çekinmeyin. Anlamak, her şeyi cevaplayabilirim hocam. İşte tam da bunu soracaktım. Sen neden sürekli benim yanımda acayipleşiyorsun? Soru biraz sıkıntılı hocam. Diğer hocalarınla da konuştum. Onların derslerinde gayet normalmişsin. Hocam müsaadenizle hemen geliyorum. Nereye? Yetti hocam. Dayanamıyorum yetti. Lan! Yamuk saçlı. Nereye bakıyorsun koçum sen? Ne yapıyorsun? Hocam lütfen, siz müdahale etmeyin. Bu masanın her şeyi benim, siz şöyle arkamda durun. Bana mı söyledin arkadaşım? Yok ya, anana söylüyorum ya. Yedi sülalene söylüyorum. Sor, onlar sana söylerler. Süleyman diyorum. Ağzını topla arkadaşım. Toplamazsam ne olur lan? Sen topla. Ben senin ağzına burnunu kırayım, sen yerden topla koçum. Ha koçum? Ayrılın, koçum. Ne yapıyorsun? Ayrılın diyorum. Yeter ya Süleyman, ne halin varsa gör. Ya hocam nereye gidiyorsunuz? Daha elime karışık, dersin portakal suyu içecektim hocam. Ne olur gitmeyin ya. Oğlum bir de vurmaya çalışıyorsun. Beni mi dövecek lan hocam? Ne ilk buluşmamın ağzına, ben de senin ağzına.
Ciğerleri tamamen bitmiş. Evine ekmek getirmek için ömrünü feda etti anlayacağın. Hiç ümit yok mu peki? Birkaç ay ömrü kalmış. Bu ne demek biliyor musun Zeynep? Ömrümün bundan sonraki kalanını hep yarım yamalak geçireceğim demek. Hep keşke diyeceğim demek. Hayat gailesi, kendi dertlerim derken babama yeterli zaman ayıramamışım hiç. Bak Zeynep, sen daha çok gençsin. O kaybettiğin 6 yıl var ya, önünde onu telafi edecek onlarca yıl var. Bırak geçmişi sorgulamayı artık. Önüne bak, geleceğe bak. Geleceği nasıl kurgularız diye düşün. Babanla zaman geçir. Ona da kendine de fırsat ver artık. Arkadaşımın çok ateşi var. Dün gece yağmurda kalmış, üşüttü herhalde. Doktora gitmediniz mi? Ya kızcağız yerinden kalkamıyor ki. Siz şimdi bana ateşini düşürecek bir şeyler verin. Ben toparlansın, götüreceğim onu doktora. Hafif bir ilaç verelim o zaman ateşi için. Ama mutlaka doktora gösterin. Tamam, tamam. Buyurun. Ne istemiştiniz? Biz beraberiz. Hocam. Bak çocuklar geliyor işte. Ufuk, var mı Selin'den bir haber? Yok. Her yere ilanları astık. Biri görür haber verirse... Bu çocuk kesin biliyor. Selin'in yerini de bize söylemiyor. Sanmıyorum. Anlıyorum. Arkadaşını yarı yolda bırakmak istemiyorsun. Ama onun bir ailesi var. Nasıl kahrolduklarını görmedin mi? Burası bu arada hocam. 6 yıl kızını aramış bir baba olarak söylüyorum. Hiçbir şey evladından haber alamamaktan daha kötü olamaz. Haklısınız galiba. Git konuş Selin'le. İkna et. Babasıyla ne sorunları varsa konuşarak halledebilirler. Tamam, konuşacağım hocam. Efendim Suna. Mahir, rahatsız ettiysem kusura bakma. Kaç gibi gelirsin diye soracaktım. Birazdan gelirim. Dersim yok zaten. Ufak bir sıkıntı çıkmıştı ama hallettik galiba. İyi, tamam. O zaman biz de babamı hazırlayalım. Olur. Ben de sağlık ocağına uğrayıp tekerlekli sandalye ayarlayayım. Tamam. Mahir, sana sevineceğim bir sürprizim var. Sürpriz mi? Alo. Alo.
Ünal amca benim Çiğdem. Efendim Çiğdem? Ünal amca hemen buraya gelmeniz lazım. Ne oldu Çiğdem? Selin'den bir haber mi var? Ya Ünal amca, Selin dün gece bende kaldı. Yemin ettirdi, söyleyemedim ben de. Ama hemen buraya gelmeniz lazım. Dün Selin yağmurda kalmış. Sabah çok hastalandı. Ben de ilaç almaya gittim. Eve geldim, yoktu. Bütün eşyalarını toplayıp gitmiş. Not da bırakmamış. Ne olmuş Ünal? Ünal amca hemen gelmeniz lazım. Çünkü Selin'in ayakta duracak hali yoktu. Sen evde misin şimdi? Evet, evdeyim. Bizim çocuklar bilir benim eve. Sen evden ayrılma. Biz hemen geliyoruz. Sen güzelim. Sen oradan uzak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sürpriz dedin, neymiş çok merak ettim. Zeynep. Zeynep de bizimle Şile'ye geliyor. Sağ olsun beni kırmadı. Babasızlığın nasıl bir şey olduğunu iyi biliyorum. 6 sene yaşadım onu. Senin baban şimdi yanında. Elini tutabilirsin. Öpebilirsin.
sesini duyabilirsin. Ama ben bunların hiçbirini yapamam. Yapamayacağım. Her gece Allah'ım ne olur babam yanında uyansın diye dua ediyorum. Ama biliyorum bu dua bir gün kabul olmayacak. Gerçekten. Yani keşke daha önce haber verseydim. Evet. Daha önce haber verseydin şu anda Selin evde olacaktı. Eğer kızımın başına bir şey gelirse seni bitiririm, haberin olsun. Tamam Feray, uzatma. Tamam Çiğdemciğim, sakin ol. Şu garip halinden bilen İşveli nazlı, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin? Sen neredesin sen? Tatlı dilim, güler yüzlüm, ey ceylan gözlüm, gönlüm hep seni arıyor, neredesin sen? Ben olursam olayım, gülersem gülem, bütün dertlerim anlayıp gönlümü bilem, sanki kalbimi bilip yüzüme gülem. Niye geldik buraya? Hesaplaşmaya. Ne hesaplaşması be? Yıllar önce beni içirip de elinden aldığın o metruk köşkü geri vereceksin Asım. Saçmalama. O köşkü ortaklaşa aldık. Bana borcun vardı, hisseleri ben devraldım. Ne borcu lan? Eşek gibi gece gündüz çalışıp o borcun tamamını ödedim ben sana. Hadi be oradan. Ben olmasam o kokoreç tezgahına hangi banka kredi verirdi be? Sattın, yiğidin ses çıkarmadım. Köydeki arazilerin hepsini üzerine aldın. Umurumda değil. Ama o köşk, Mehmet'imle egemenimin umudu. Sana asla yedirmeyeceğim Asım. Çocuklarımın hakkını geri istiyorum senden. Bir haber var mı? Her tarafa baktık, yok. Alt sokakların hepsini gezdik. Hiçbir yerde yok. Esnafa da sorduk. Gören olmamış.
Efendim? Benim? Ne oldu lan? Kim aradı? Karakoldan aradılar. Bir genç kız cesedi bulmuşlar. Kıza tecavüz edip öldürmüşler. Selin'in eşkali buymuş. Teşhis için morga bekliyorlar.